Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. AN, Amerika Birleşik Devletleri'nin Public Broadcasting Service televizyonuna verdiği demeçte, Amerika Birleşik Devletleri'nin önce Afganistan'da askeri bir çözüm için uğraştığını, bunun mümkün olmadığını anladığında pazarlık gücünün zaten ortadan kalkmış olduğunu dile getirdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin zayıf bir pozisyondayken Taliban ile uzlaşma sağlamaya çalıştığını anımsatan Han, Washington yönetiminin Afganistan'da işleri gerçekten berbat ettiğini ifade etti. Han, Afganistan'da siyasi çözüm için uygun zamanın 150 bin NATO askerinin ülkede bulunduğu sıralar olduğunu vurgulayarak NATO'nun gücünü 10 bine kadar düşürdüğünü, birliklerin ülkeden çıkması için tarih verildiğini, Taliban'ın ise bunu bir zafer olarak gördüğünü anlattı. Andan Afganistan için en iyi çözüm kapsamlı siyasi uzlaşı vurgusu Pakistan Başbakanı Han, bu sebeple Taliban'dan taviz vermesini istemenin şu an çok zor olduğunu dile getirerek Afganistan için en iyi çözümün, kapsayıcı ve tüm farklı tarafları bünyesinde bulunduran siyasi bir uzlaşı olduğunu kaydetti. Afganistan'da uzun süreli iç savaşın, Pakistan için daha fazla mülteci anlamına geldiğini belirten Han, ülkesinin ekonomik durumunun başka bir mülteci akınını kaldıramayacağını vurguladı. Han, Pakistan'dan Afganistan'a 10 bin militan geçtiğine yönelik iddiaların ise kesinlikle saçma olduğunu ve bununla ilgili bir kanıt da bulunmadığını belirtti. Pakistan'ın gelecekte Amerika Birleşik Devletleri ile bölgede herhangi askeri operasyona katılmasının ülkesini tekrar hedef yapabileceğine dikkati çeken Han, Amerika Birleşik Devletleri ile savaşta değil, barışta partner olmak istediklerinin altını çizdi. Han, sınırlarında yeni bir savaş veya ülkede yeni bir terörle daha mücadele etmek için kapasitelerinin olmadığını ifade ederek korkunç bir ekonomik durumdan yeni kurtulduklarını ve tekrar aynı şeyleri yaşamak istemediklerini kaydetti. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.